1903. Okyanus aşırı ilk radyo yayını Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasında gerçekleşti. İsveç'in başkenti Stockholm'den Ankara'ya gelen İskandinav Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Esenboğa Havaalanı yakınlarında düştü. 42 kişi öldü. 1969. Amerikan Büyükelçisi Robert Comer istifa etti. Robert Comer'in makam arabası 6 Ocak günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ziyareti sırasında öğrenciler tarafından yakılmıştı. 1978. 1938'den beri üretilen Volkswagen Beetle, kaplumbağa modeli otomobillerden sonuncusu, Volkswagen'in Emden'deki fabrikalarında üretildi. 2004. Rubia isimli bir köpek, Aconcagua Dağı zirvesine çıkarak bu alanda bir dünya rekoru kırdı. Auguste Comte, Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanımlanmaktadır. Fransa'nın Montpellier kentinde doğdu. Katolik bir aileden gelen Comte, ailenin 3 çocuğundan biriydi. Auguste Comte, sosyoloji ismini öne süren ilk sosyologdur. Sosyoloji neden diğer bilim dalları gibi bir dal olmasın tezini savunarak sosyolojinin temelini o zamanlarda attı. Ayrıca felsefede pozitif düşünce üzerine de çalışıyordu. Hrant Dink. Hrant Dink 1954 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Anne ve babası 1961 yılında İstanbul'a taşınmalarının ardından boşandı. Hrant ve iki kardeşi Gedikpaşa'daki Ermeni yetimhanesine yerleştirildi. Dink bu sırada Türkiye'de gelişmekte olan sol siyasetten etkilendi ve Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist çizgisinde siyaset yapmaya başladı. O yıllarda örgüt ile Ermeni cemaatinin ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla ismini mahkeme kararı ile Fırat olarak değiştirdi. 19 Ocak 2007 tarihinde saat 15 sıralarında genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskar Gazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Sevgili dostlar, bugün bedenimin yarısını, sevgilimi, çocuklarımın babasını, ailemizin büyüğünü, sizin kardeşinizi uğurluyoruz. Sağdakine, soldakine, öndekine, arkadakine rahatsızlık, saygısızlık vermeden, sloganlar, pankartlar açmadan sessiz bir saygı yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bugün sessizlik ile büyük bir ses yükselteceğiz. Bugün derinliklerin ışığa yükseldiği günün başlangıcıdır. Yaşı kaç olursa olsun, 17 veya 27 olsun, katil kim olursa olsun, bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim. İzmirli Germanikos, günümüz İzmir'inde şehit olmuştur. Yerel bir amfiteyatroda aslanlara atılmıştır. Aslanlar ona saldırmadığı için Germanikos onları saldırmaları için kışkırtmıştır. Alanda bulunan paganlar onun bu kararlılığını hayretle izlerken imanını yenilemiş ve tüm bu çılgınlık arasında tanıklığını sürdürmüştür. 155 yılında vefat etmiştir.